Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte 2023 yılında Xbox One alınır mı sorusunun yanıtını vermeye çalışacağım. Şimdi neden böyle video çekiyorum biraz ondan bahsedeyim. Malum ekonomi uçmaya başladığı zaman 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 21 lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Türkiye uçuyormuş. Birçok şeyin olduğu gibi işte oyun konsollarının ve oyunların da fiyatı arttı. Fiyat artınca elbette biz de ne yaptık? İşte ikinci el ürünlere ya da işte bir önceki nesile yönelmeye başladık ki bu mesele özellikle iPhone'da falan da çok yaşanan bir durumdu. Hatta benim kanalımda daha önce sizler için hazırladığım bir iPhone 11 alınır mı videosu vardı 2023 yılında. Şimdi bunun bir benzerini Xbox One için yapmayı planlıyorum. Şimdi birazcık Xbox One ailesinden bahsetmek istiyorum sizlere. İlk Xbox yani One olmayan sürümü 2013 yılında piyasaya çıktı arkadaşlar. 2016 yılında Xbox One S ve 2017 yılında da Xbox One X modelleri piyasaya sürüldü. İkisinin arasında belli farklar var. Yani S ile X arasında belli farklar var. S'ler beyaz oluyor. X'ler siyah oluyor arkadaşlar. X aynı zamanda 4K desteği sunuyor. Şimdi piyasada bugün baktığınız zaman işte sarı siteye veya şuraya böyle ikinci el sitelerine veya uygulamalarına işte 2000-3000 liradan başlıyor fiyatlar. 4000, 5000, 6000 hatta çok abartı olup da böyle bir sürü işte yanında oyundu vesaire verip de 8-10 bin liraya kadar çıkanları var. Tabii ki yeni seri var biliyorsunuz. Xbox Series S ve Xbox Series X var. Bunların fiyatları da S modeli daha giriş seviyesi bir model. Onun da fiyat 10.000 TL civarında. X olan da o daha güçlü bir model. Ondaki fiyat ise 20.000 TL civarında. Tabi rakamlar böyle olunca ve oyun fiyatları da uçunca biz de ne yaptık? Onu mu alalım, bunu mu alalım vesaire karşılaştırmalarına başladık. Şimdi biraz teknik özelliklerden bahsedeyim. Aralarında ne gibi farklar olduğunu söyleyeyim. Ekranda bir tablo göreceksiniz. Xbox One X modelinde 4K Blu-ray desteği var. Xbox One S Digital Edition'da 4K yine Blu-ray desteği var ve HDR desteği var aynı zamanda. One X ve One S All Digital Edition'da 1'er TB sabit disk depolama alanı varken One S'te 500, 1 ve 2 TB olmak üzere 3 seçenek var. İşte işlemciler şunlar bunlar buralarda görüyorsunuz. İkinci bir tablom daha var. Hani aralarındaki farkları gösteriyor One X ile One S arasında. One X biraz daha güçlü bir model onu söylemiş olayım. Yine burada da özelliklerini görüyorsunuz. Ve One X, One S ve One S All Digital Edition arasındaki farkları gösteren son tablomda da farklı özellikler hani nesi var nesi yok falan gibi bunları görebiliyoruz. Şimdi gelelim 2023 yılında Xbox One alınır mı sorusunun yanıtına. Şimdi bu soruyu yanıtlamak için birazcık da oyunlara bakmak gerekiyor. Şimdi yakın zamanda yani yakın zamanda derken yaklaşık 2 sene önce işte X ve S serisi çıktı ve bazı oyunlar bunlara özel üretilmeye başlandı. Tabii bu bir geçiş süreci arkadaşlar. Bu bütün konsollarda böyle oluyor. Yani bir yeni konsol çıktığı zaman bir süre eski konsola uyumlu oyunlar da yani yeni çıkan oyunlardan bahsediyorum. Uyumlu olarak çıkıyor. Ancak o süre geçtikten sonra bu genelde 2-3 yıldan itibaren başlıyor. Yeni çıkan oyunların tamamı yeni nesil konsollar için çıkmaya başlıyor. Şu anda bu dönemin tam ortasındayız. Yani bugünlerde çıkan oyunların büyük bir çoğunluğu artık özellikle böyle üst düzey oyunlar. Mesela Starfield çıkacak. Starfield doğrudan doğruya Xbox Series S ve Xbox Series X için çıkıyor arkadaşlar. One X ya da One S modellerinde yani One serisinde herhangi bir şekilde oynayamıyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Tabii burada sizin satın alma tercihinizi alayım mı almayayım mı sorusunun net yanıtı şu. Eğer yeni nesil oyunları oynama amacıyla Xbox One serisi bir konsol almayı planlıyorsanız ne yazık ki ben almanızı önermiyorum. Çünkü yeni nesil oyunları az önce söyledim Starfield örneğinde verdiğim gibi bu konsolda oynanmayacak arkadaşlar. Ancak şöyle bir parantez açıyorum. İstisna koyuyorum. Eski nesil oyunları ben oynarım. Çok da yeni nesil oynamıyorum. Çoluğum var çocuğum var evde böyle bir hani heyecanını atsın gazını alsın. 10 bin lira vermeyeyim 20 bin lira vermeyeyim de diyorsanız yanına da bir de böyle Xbox Game Pass Ultimate alırım birkaç ayda çocuğun heyecanını attırırım diyorsanız alınabilir. Ama yeni nesil oyunların ne yazık ki bu konsolda oynanamayacağını söyleyeyim. Çünkü desteklemiyor arkadaşlar. Az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı bu doğal bir süreç ve bu süreçte ister istemez artık önceki sürüm yavaş yavaş desteklenmeyen bir sürüm haline gelecek. Bu bir süreç olacak ve sürecin şu an tam ortasındayız ama yeni çıkan özellikle üst düzey oyunların neredeyse tamamı artık Xbox One'ı desteklemeyecek. Ama ben eski oyunları oynarım. Benim için yeni olmuş, eski olmuş çok fark etmiyor. Bir konsolum olsun, hevesimi alayım, sonra satarım ben bunu diye düşünüyorsanız o zaman alınabilir. Ama almadan önce bu söylediklerimi mutlaka kulağınıza küpe olsun. Onu özellikle belirteyim. Çünkü 2023'ün de ben olsam bu konsolu almazdım. Ama söylediğim gibi herkesin beklentisi, ihtiyaçları ya da oyunla ilgili ihtiyaçları farklı olabilir. O yüzden bir istisnayı koydum. Ama o istisna dışındakilerin almasını önermiyorum. Çünkü yeni nesil oyunları oynayamayacaksınız. O zaman da ne anlamı kalıyor konsol
konsol almanı diyebilirsiniz. Evet, bir anlamı kalmıyor. Evet, bu videoda sizlere 2023 yılında Xbox One serisi herhangi bir konsol alınır mı alınmaz mı sorusunun yanıtını vermeye çalıştım. Piyasada bu konsolun farklı farklı sürümleri var söylediğim gibi. Kimisi iki kollu veriyor, kimisi birkaç oyunla beraber veriyor. 4000 isteyen var, 5000 isteyen var, 6-7-10 bin liraya kadar isteyenler var. İşte özel sürümler olabilir. Bu arada şunu merak ediyor olabilirsiniz. Senin konsol niye böyle siyah değil? Benim konsol normalde siyah ama üzerinde bir sticker kaplaması var. Bir dönem bunu test ettiğim bir firma göndermişti. Ben de kendi konsolumu kaplamıştım. Böyle güzel bir kaplaması mevcut arkadaşlar. Ama normalde siyah renkli bu. Bunu da söyleyeyim. Yani aklınıza böyle bir soru da gelmesin. Uzun lafın kısası, 2023 yılında Xbox One serisi bir konsol alınabilir. Ama beklentiyi birazcık düşürmeniz gerekiyor ve yeni nesil oyunları oynamayacağınızı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sizin de konuyla ilgili fikirleriniz, yorumlarınız, görüşleriniz olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Belki Xbox One yerine başka bir konsol da önerebilirsiniz. Ne bileyim, PlayStation 4 olabilir mesela bu sorunun benzer bir şekilde cevabı ama PlayStation 4 için de benzer bir durum söz konusu. O da benzer bir süreçten geçiyor. Ama farklı önerileriniz varsa onları da duymak, okumak isterim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. En önemli arkadaşlar. Bu tarz içerikleri üretiyorum. Bu içeriklerin üretilmeye devam etmesi için motivasyona ihtiyacım oluyor. O da abone sayısı. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. İzleyenlerin çoğu abone değil. Abone olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla oralardan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.